merhabalar, hoş geldin. Amatör 2'ye başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Güzel sorular çözmeye devam. İyi seyirler diliyorum. Geldik. Birinci soru ya. Birinci soru, birinci soru, birinci soru. Kenarda bir hatırlatma yaptım. İzinle. Bu hatırlatmada iki yöntemden çözeceğim. İkinci yolda bunu belirteceğim. Başlayalım. Şimdi ABCD şekildeki verilen ABCD bir kare. Kare olduğu için bütün kenarları eşittir. Değil mi? Evet bütün kenarlar eşit olduğu için eşit kirişlerin gördüğü yaylarda ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman bu yayların tamamı eşit olduğundan dolayı 364'e bölersek 90 derece kalacaktır her birine doğru mu? 90'ar derece. Evet. 90'ar derece. Çevre açıda gördüğü yayın yarısını yani hangi açıyı görüyor? Burayı görüyor. Doğru mu? O zaman nedir? x eşittir. Gördüğü ya 270 derece. 270 bölü 2'den kaç derece yapacaktır? 135 derece yapacaktır değerli arkadaşım. Sorumuzun doğru cevabı c seçeneğidir. Ancak ben sana şu bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum izinle. Şimdi kirişler dörtgeninde biliyorsun karşılıklı açıların toplamları neydi? 180 dereceydi. Yani şu açıya alfa dersek bu açı 180 eksi alfa. Değil mi? Beta dersek burası da 180 eksi beta idi hatırlayalım. Şimdi e, şöyle düşünelim. Ben şurayı bir birleştiriyorum. Çevre oldu. Kirişler dörtgen oluşturmaya çalışacağım. Hangi kirişler dörtgeni? Bak bakalım. E, üstünden geçmek istiyorum. E A C D E. Burada kirişler dörtgeni var. Malum. Doğru mu? Ve bu açı çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısını mı yarısına mı eşittir 45 derece. Evet, çevre e, bunlar neydi? Kirişler dörtgenindeki karşılıklı açılar. Bu açıların toplamları 180 derece değil miydi? O zaman x artı 45 derece eşittir 180 dereceden x açısı eşittir bu şekilde yine aynı şekilde 135 derece bulunacaktır. Bu da sana alternatif bir çözüm. Gelelim ikinci soruya. İki ve üçüncü soruda da benzer şeyleri kullanacağız. Yine burada da bir eşkenar üçgenden bahsetmiş. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgensse gördüğü yayların ölçüleri de birbirine eşit olduğundan dolayı az önceki durumda da belirtmiştik bunu. Buralar da birbirine eşittir. Ve ADB yayı da eşittir. Buralar 60'ar derecedir. Doğru mu? Gördüğü yaylar da pardon 120'şer derece olur dolayısıyla. 120, 120, 120 ve 120 derecedir. Şimdi değerli arkadaşım x açısının gördüğü yay a, c, b yayını görüyor. Doğru mu? O zaman 2x eşittir. 240'tan x açısı eşittir. 120 derece ne yapacaktır? Olacaktır. Şahit. çok basit bir yöntem daha var. Ne hatırladım bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Az önceki belirttiğim soruyu çözdüğümüzde kullandığımız mantık. Şurada bir kirişler dörtgeni var. D, B, C, A D. yani D, B, C, A Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamları 180 derece olduğu için X artı 60 derece eşittir 180. Buradan X açısı eşittir yine aynı şekilde 120 derece bulunacaktır. Gelelim gelelim 3. soruya geldik 3. soruya. 3. soruya baktığımızda da yine nedir? Ee, düzgün beşgen verilmiş düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğu için bütün kenarlar yine birbirine düzgün olduğundan dolayı eşittir. Eşit olduğundan dolayı her bir yayda birbirine eşit olacaktır ki 5'e böldüğümüz zaman 360'ı değil mi? 360'ı değerli arkadaşım 5'e bölelim kaç derece yapacaktır? 72 derece yapacaktır. Sonuç olarak her bir yayın ölçüsü kaçar derecedir? 72'şer derecedir. 72, 72 ve 72. Şimdi bizden istenen şey x açısı x açısını nasıl bulabiliriz? Şöyle. Ee, iç açı yöntemi vardı. Neydi iç açı? Daha önce de göstermiştim. Gördüğü açıların toplamlarının yarısına eşit. Yani x uzunluğu. Değil mi? 144 artı 72 bölü 2'den kaç derece gelecektir? Topladığımız zaman 216 2'ye bölersek 108 derece gelecektir. Doğru mu? Doğru. Hay hay. Şimdi bu birinci yöntem. Gelelim başka bir yöntemle daha çözmeye. Hiç buna gerek duymadan şuraları ben ne der söyleyebilirim? Hangi yayı görüyor? Şu yayı görüyor değil mi? O zaman çevre açı gördüğü yayın yarısı 36 derece. Aynı şekilde şu açıya ne diyebilirim? 144 dereceye görüyor. Yarısı 72 derece. O zaman şu üçgende iki iç açı Kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit değil miydi ölçüsü? O zaman X açımız eşittir. 72 artı 36 dereceden o da yap, ne yapar? 108 derece aynı şekilde bulunmuş olur ki sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. Hmm az önce de gösterdi. Kirişler dörtgeninden daima kirişler dörtgen olur diyor. Kirişler dörtgenindeki temel mantık neydi? Karşılıklı açıların toplamlarının 180 derece olması gerektiği değil miydi? 180 dereceydi. Doğru mu? Karşılıklı açıların toplamları 180 dereceydi. Hangileri olursa olsun karşılıklıdan bahsediyorum. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi. Bunu biliyoruz. Şimdi kareye bakalım. Dolayısıyla ee, şu açıyla bu açının toplamı 180 derece ise aynı şekilde bu açıda da bu açının toplamı 180 derece ise şimdi karede düşündüğümüzde ne yapabiliriz? Kare. Bir kare düşünecek olursak bu bir kare. Kareye bakalım. Karenin her bir açısı 90'ar derece olduğundan dolayı şu karşılık bunun etrafına bir çember çizdiğimiz zaman karşılıklı açıların toplamı 180 derece olur mu? Olur değil mi? Buralar 180 derece olur. O zaman kare için bu ifade doğrudur. Gelelim dikdörtgen. E, dikdörtgen çizsen de aynı şekilde 90'ar derece olduğu iç açıları o da aynı durumu sağlar. Doğru mu? Doğru. Gelelim eşkenar dörtgene. Şimdi ee, eşkenar dörtgende. Eşkenar dörtgenden mevzumuz nedir? Bir eşkenar dörtgen çizdiğimiz zaman, eşkenar dörtgen çizdiğimiz zaman bütün kenarları birbirine eşittir. Ancak, ancak karşılıklı açılar birbirlerine eşit midir yoksa 180 dereceyi tamamlar mı? Bunu bilmeyi hatırlatmak lazım. Doğru mu? Bir eşkenar dörtgen çizdim. Hatırlarsan karşılıklı açılar yani bunlar birbirine paralel olduğu için buraya alfa diyecek olursa karşılıklı açılar da eşittir. Burası 180 eksi alfa. Bununla bunu da toplam 180 olduğu için bunlar yan yana olan açıların toplamları 180 derece karşılıklı değil. Bu da 180 eksi alfa. Yani eşkenar dörtgen için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Değil. Aynı bu deltoid çizerek belirtmek istesek deltoidde de aynı şeyi söyleriz değil mi? Karşılıklı açıların toplamlarının 180 derece olduğu konusunda fikir sahibi olamayız. Dik yamuğa geldiğimiz zaman ee, dik yamukta çizelim. İstersen dik yamukta çizdiğimiz zaman da ne gelebilir? Karşılıklı açıların ölçüleri toplamları 180 derece mi? Hayır. Karşılıklı değil. Komşu açıların ölçüleri toplamları 180 derece. Şöyle dik yamuk çizdik. Biliyorsun ki yamukta alt taban ve üst taban birbirine paraleldi. Şimdi buraya baktığımız zaman burası 90 derece. Bak paralel olduğundan dolayı 180 derece tamamlayacağı için bu da 90 derece. Buraya alfa diyecek olursak burası ne olacaktır? 180 eksi alfa olacaktır. Yani karşılıklı açıların birbirlerine eşit olması konusunda deltoid için bir şey söyleyemiyoruz. Değil mi? Bu bantıyı sağlayamıyor. Dik yamuk. Pardon. Dik yamuk içinde de sağlamadı. Gelelim ikiz kenar yamuğa. İkiz kenar yamuk çizelim. İkiz kenar yamuk çizelim. Bir ikiz kenar yamukta taban açıları ölçüleri birbirine eşit miydi? Şimdi alt taban üst taban birbirine paralel. Hay hay. İkiz kenar yamuğu ben her zaman öğrencilerime şöyle ifade ediyorum. Tepesi kesilmiş olan bir ikiz kenar üçgen olarak düşünebilirsiniz diyorum. Şunu kaydırmayalım. Tekrar alıyorum. Evet şurayı da birleştirdik. Hemen birleştiriyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi ee, burası alfaysa ikiz kenar yamuktu. Burası da alfaydı doğru mu? Burası nedir? 180 eksi alfaydı. Birbirlerini 180 derece tamamladığı için alt taban ve şuralar birbirine paralel olduğundan dolayı. Aynı şekilde bu da 180 eksi alfa. Dolayısıyla karşılıklı açıların toplamları birbirini 180 derece tamamlar mı? Tamamlar. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 6 seçeneğinin doğru olmasıyla 3 tane kesin olarak bu ifadeyle ilgili doğru söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne görüyorum? İç içe geçmiş iki tane çember var. Bir bu çemberlerin merkezlerini bulmak, e, merkez bir merkez belirleyelim, yarıçaplarını kullanmaya çalışalım. Ne dersin? Evet, bu merkezden bir dik indirdik. küçük çemberin de, teğetin demir noktalarına ve kirşin uç noktasını da bir uzunluk daha çizersek büyük dairenin yarıçapını bulmuş oluruz. Doğru mu? Evet, şurası da buraya birleştirdiğimiz vakit biliyorsun ki bu da yarıçap olduğuna dolayı teğet. Doğru mu? Teğet, küçük çemberin yarıçapı. Burası da dolayısıyla r olur ki burası r r r kök 2 olacaktır doğru mu küçük r düzeltiyorum r kök 2 olacaktır. AB 4 cm olduğuna göre diyor AB 4 cm ise buraları 2 2 diyebiliriz dolayısıyla yarıçapımız 2 olur ki o zaman büyük dairenin yarıçapı 2 kök 2 küçük dairenin yarıçapı 2 olacaktır 2 cm olacaktır. Şimdi bizden istenen şey nedir taralı bölgenin alanı. Taralı bölgenin alanı nasıl bulabiliriz değerli arkadaşım? Taralı bölgenin alanı büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını bulabiliriz. Çıkartarak bulabiliriz. Taralı bölgenin alanı eşittir. Pi çarpı 2 iki kök 2'nin karesi eksi pi çarpı 2'nin karesi. Doğru mu? Doğru. Buradan 8 pi eksi 4 pi olacaktır ki sorumuzun doğru cevabı 4 pi santimetre kare. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Geldik artıncı soruya. Hmm, ben hazırlık olması açısından önceden çizdim. Şekilleri çizmek konusunda zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi gerçi şimdi soruyu okuyalım. A, e, geometrik çizimler yapınız diyor. Aşağıdaki geometrik çizimleri yapınız. A, D karesi çizip. Tamam. O zaman kareyi A, B, C, D karesi çizdik. A ve B noktalarının merkez alan BD ve AC yayları. Evet A noktasının merkez alan BD yayı bu. B noktasının merkez alan AC yayı da bu. Çizmiş olduk. Tamam. A ve B merkezi çeyrek çemberlerin kesim noktaları da E olsun diyor. Hay hay. O zaman şu kesim noktasına da ne diyoruz? E noktası diyoruz. Daha sonra EC uzunluğunu çiziniz diyor. Hemen çizelim. EC uzunluğunu çiziniz diyor. E ile C noktasını birleştirdik. Şimdi biz buna göre ECB açısının ölçüsünün kaç derece olduğu konusunda bize bir soru sormuş. ECB ölçüsünün açısının ölçüsü kaç derece? Yani şuraya alfa diyoruz. Bu alfa bizden isteniyor. Şimdi şimdi şöyle düşünelim. Bunlar özdeş e, bir kar içerisinde çeyrek çemberler özdeş yarıçap, özdeş çemberlerdir. Yarı eşit olduğuna dolayı ve şunları biz birleştirirsek burada bir iki eşkenar üçgen oluşturacağız. Doğru mu? Doğru. Yani buralar birbirine eşittir yarıçaplardan dolayı. E burası da yarı çaftır, Burası da birbirine eşittir. Dolayısıyla buralar 60'ar derece, 60'ar derece ve 60 derece diyebiliriz. Değil mi? O zaman şöyle düşünelim. Bu tepe açısına kaç derece kaldı? 30 derece. Tepe açısı 30 derece olan ikiz kenar üçgen alfa ise burası da alfa olur ki. Dolayısıyla alfayı nasıl bulabiliriz? 180 eksi 30 bölü 2. 2 eşit parçaya böleceğiz değil mi? 2 alfa var çünkü. Buradan alfa açımız kaç derece gelecektir? 75 derece gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Şimdi geldik 7. soruya. Ben buradaki yönergelerle ilgili daha önceki belirttiğimiz özellikleri ve ispatladığımız özellikleri tek tek çizdim. Konu anlatımlarına bakarsan bunların hepsinin ispatı vardır. Birinci özelliğimizi okuyoruz. Ne diyor? Merkez açı gördüğü yayın iki katıdır diyor. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. iki katı değildir. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün iki katıdır diyor. Çevre açı buraya baktığımız zaman gördüğü yayın neredeydi? Yarısıydı doğru mu? Ama burada ne demiş? İki katı demiş. Maalesef bu da yanlıştır. Bir dış açının ölçüsü çemberden ayırdığı yayların ölçülerinin farkının yarısıdır. Doğru mu? Şimdi bu bir dış açı. Dış açının çemberden ayırdığı yaylar BD ve CE yaylarıdır ki bunların farkının yarısıydı değil mi bu açı? O zaman bize verilen ifadelerden sadece ve sadece 3. seçenek doğrudur ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Geldik 8. soruya. Bir güzel soru daha. Bir güzel soru daha. Hmm, şimdi soruya baktığım zaman AB yayı ile DC yayının ölçüleri toplamı 180 derece diyor. AB yayı ile AB yayı ile DC yayının ölçüleri toplamı 180 derecedir diyor. Dolayısıyla AC yayı ile BD yayının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Hay hay. Bak, daha önceden böyle bir tane soru çözüm hatırlıyorum. Pardon. Bir daire çiziyorum hemen. Hemen bir daire çizelim. Neden bir daire çiziyorum? İçerisinde AB ile çok dikkatli takip et. AB ile CD kirişinin uç uca yani A ve C noktalarını ucuca değdirdiğimiz vakit şu şekilde oluşacak çemberin yeni haliyle ilgili ne söyleyebiliriz? Şurası B noktası, burası A. Aynı zamanda üstüne ne geldi? C noktası. Şurası da D noktası. Şimdi dikkatini çekiyor mu? Şu yay ile bu yayın ölçüsü toplamı 180 derecede. O zaman geriye kaldı yine 180 derece. Dolayısıyla çapı gören bu açı Gördüğü yayın yarısı olduğu için çevre açı 90 derece olacaktır ki bu da çapı gördüğünü gösterecektir. O zaman biz burayı birleştirecek olursak B ile D'yi birleştirecek olursak bu uzunluk ne uzunlu olacaktır değerli arkadaşım? Çap uzunluğu olacaktır. O merkez diyelim. Şimdi DC neydi? DC 4 idi. Şurası 4 idi, burası 8 idi. O zaman Pisagor bağınsu uygulayacak olursak 4, 8, 4 kök 5 yapar. Doğru mu? Hatırlıyor musun? neydi? A, 2A ve A kök 5'te bir bantımız vardı. Pisagor bantı uygulayarak pratik olarak uygulamadan bunu bu şekilde söyledik. Şimdi gelelim bizden istenen nedir? Taralı bölgenin alanıdır. Taralı bölgeni bu şekilde şu araya sıkıştırmış olduk mu? Şu iki alanın toplamı oldu mu? Oldu doğru mu? Şimdi taralı bölgenin alanını nasıl bulabiliriz değerli arkadaşım? Yarım daire, yarım daire değil mi? dairenin alanından neyi çıkartacağız? Bu üçgenin alanı çıkartmakla bulacağız. Doğru mu? Üçgen alanı. Üçgen alanı. Şimdi gelelim işlemlerimizi yapmaya. Yarım dairenin alanı. Yarı, dairemizin yarı çapı nedir? Ee, 2R 4 kök 5'ten R kaç çıkacaktır? 2 kök 5 çıkacaktır. Hay hay. O zaman pi çarpı 2 kök 5'in karesi bölü 2 eksi üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır değil mi? 8 çarpı 4 bölü 2. Buradan işlemleri yapacak olursak ne geliyor alanımız? 10 pi değil mi? 20'nin yarısı 10 pi eksi kaç yapacaktır? 16 santimetre kare. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir. 9. sorudayız. Evet, hazır ve nazırız. Gelsin sorular. Geometriden korkmuyoruz. Gelsin bakalım sorular. o bir merkezi çeyrek daireye teğet, o iki merkezi T noktasında dışarıdan teğet bir başka çember vardır. o iki merkezi çeyrek dairenin alanı o iki merkezi dairenin alanına eşittir diyor. Hım. O zaman büyük dairenin, çeyrek dairenin yarıçapına büyük R dersek küçük dairenin yarıçapına da R diyecek olur isek O1, O2 mesafesinin 9 santimetre olduğundan bahsediyor. O zaman R artı R eşittir 9 santimetredir. Lakin yarım dairenin, çeyrek dairenin alanı yani şöyle karaladığımız vakit şu çeyrek dairenin alanı büyük küçük dairenin tüm alanına eşit olduğunu da gösterelim o zaman. P çarpı R kare bölü 4 eşittir. P çarpı küçük R kare. P'ler gider. Buradan R kare eşittir. 4 R kare yapar ki R eşittir. Her tarafın kare kökünü olsak 2 R olacaktır. O zaman burada büyük R yerine 2 tane küçük R yazacak olursak. 9'dan R eşittir. 3 santimetre olacaktır. Bizden istenen şey nedir? TC. TC'nin uzunluğu nedir? 2 R TC'nin uzunluğu ise o da eşittir 2r bu da eşittir 6 santimetre olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 10. soruya. 10. soruya geldik. Bir yamuk sorusu, dik yamuk sorusu içinde nedir? Teğetler e, içinde teğetler dörtgeni vardır ve biz merkezi alı merkez bulup bu teğetleri birleştirdiğimiz vakit ne olacaktı? Hatırlıyor musun? Hatta şurayı da birleştirelim değerli arkadaşım İşlemleri daha rahat görmen açısından indirilen dikme çok güzel. Burası R, burası R, şurası da R'ydi değil mi? Bunlar dik. Dolayısıyla 3'e 3 diye ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. Hatırlıyorsan daha önceki sorularda da hatırlattım. Kirişin pardon, dışı teğetin değme noktasından teğetleri çembere çizilen teğet parçalarının uzunlukları eşittir. Dolayısıyla bu da 3'tü. Tamamı 4 olduğu için buraya 1 kaldı. Burası 1 ise bu da 1'dir. Doğru mu? 3 ise burası da 3'tür. Şu mesafeden dolayı. Hmm, bizden istenen şey ABCD yamuğunun alanı. Şimdi tabii ki o zaman hay hay yamuğun alanı bulmak için alt tabanı da bulmamız lazım değil mi? Yüksekliğimiz belli. Üst taban belli. Alt tabanı bulmak için bir dikme daha indirelim şuradan şu şekilde. Şimdi değerli arkadaşım çok dikkat edinmeye devam ediyoruz. 1 ise burası da 1. Buraya A diyecek olursam burası da nedir? A artı 1 ise şu teğet parçasının uzunluğu da artı 1 olacaktır. Hmm. O zaman burası a artı 2. Hay hay. Şurada bir dik üçgen var. Doğru mu? Burası 6. O zaman 6'nın karesi artı a kare eşittir. A artı 2'nin parantez karesi. Özel bir üçgen var. 6, 8, 10 üçgen hatırlıyor musun? A'ya bir 8 diyecek olursak. A'ya 8 diyecek olursak bu da 10 olacaktır. Dolayısıyla A'nın cevabı 8 santimetre olduğu gözükecektir. Doğru mu? A nedir? 8 santimetredir. Şimdi gelelim işlemimize devam etmeye. Bunu 8 santimetre olarak belirtelim. Bizden istenen şey alandır. Alan eşittir. Alan ABC'de eşittir. Alt tabanımız kaç oldu dolayısıyla? 4'te bir de A vardı 12. Üst tabanımız kaçtı? 4 idi. Yüksekliğimiz kaç? 6. Yüksekliğimiz burası 6 bölü 2. Bunda bu sadeleşecek olacak 3 kalacaktır ki 16 çarpı 3 48 santimetre kare. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik 11. soruya. 11. soruda iki tane iç içe geçmiş çember var. Daire var. İki, iç içe geçmiş iki tane daire. Tamam 120 derece. O zaman bu açıya 240 derece diyebilir miyiz değerli arkadaşım? 240 derece diyebiliriz. Ondan sonra o anın OA AB'nin iki katı diyor. AB'ye K dersek OA nedir? 2K'ymış. Hmm. Şimdi hatırlatmak istediğim bir husus daha var. Önceki sorularda hatırlatmıştım ama üçgenlerdeki alandaki benzerlik burada da kullanıyorduk hatırlarsan. Kenarlar birbirini eşit oranda böldüyse. Bak bakalım hatırlayacaksın değil mi? Benzerlik oranı temel orantı teoreminde buralar birbirine paralel değil mi? Kenarlar 3 eşit parçaya bölünmüş ve bu şekilde sonsuza kadar gidebilir. Alanlarda benzerlik oranın karesiydi. S, 3S, 5S ve nokta nokta bu şekilde 7S, 9S diye gidiyordu değil mi alanlar? Aynı şeyi daire dilimlerinin alanları içinde bahsedebiliyor muyduk? Bahsedebiliyorduk. Yani bu 2K'yı 2 parçaya böldüğüm vakit şurayı bir daire dilim olduğunu farz edelim. 2 parçaya bölünmüş şekilde yani şurası K. Burası da K. Buralar iki eşit parçaya bölünmüş olduğunu düşündük. Aynı şekilde buraya S diyecek olursak şu alan 3S. Dolayısıyla bu alan 5S olacaktır değerli arkadaşım. Doğru mu? Doğru. Şimdi burayı bir kenara not ettik. O zaman bakıyorum. Şimdi S1'e S1 dediğimiz alana kaç S düştü? 4 S düştü. Doğru mu? Doğru. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi gelelim S2'ye nasıl ayarlama yapacağız. Dikkatini şuraya vermeni isteyeceğim. Şurada bir halka var değil mi? Bu halkanın alanı kaç? 5S. Doğru mu? Doğru. Kaç dereceye bakıyor? 120 dereceye. 120 derece daire diliminin alanı, halkanın alanı 5S ise şurada gördüğünüz üzere S2 dediğimiz alan yani 240 derecelik alan 240 derecelik alan ne kadar olacaktır? buradan bizden istenen 240 derecelik alana da iki katı 10S düşecektir. Doğru mu? Doğru. Demek ki şuraya da ne yazıyoruz? 10S diyoruz. Bunlar kenarda kalsın. Şimdi devam ediyoruz sorumuzu çözmeye. S1 bölü S2 diyor. S1 bölü S2. S1 nedir değerli arkadaşım? 3, 2, 3S. S, 3S demiştik değil mi? Artı S. Bölü S2, 10S dedik. 10S. Buradan 4s bölü 10s'ten eşittir 2 bölü 5 çıkacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Unutma tekrar ediyorum. Üçgenlerde benzerlikte alanla ilgili kullandığımız bütün durumlar daire dilimlerinde, dairedeki alan kavramında da aynı şeyleri kullanabileceğiz. Ta ki şimdi 12. soruda da olduğu gibi göreceğiz. Geldik 12. soruya. Hatta kenara da bir notu ekledim. Bunların ispatlarının hepsini anlatmıştım ve şöyle söyleyebiliriz e, bu O1 ve O2 merkezi iki tane dairenin benzer olduğunu e, benzer olduğunu düşündüğümüzden dolayı burada benzerlik oranı üçgenlerdeki benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil mi buradaki benzerlik oranına AB uzunluğu yani S1 gören AB uzunluğu AB uzunluğu kaldı ki 2 değil mi 2 yani e, bu S1 alanına bakıyor. Ondan sonra ne diyebiliriz? O iki merkezi dairenin gördüğü kirişin uzunluğu da AC. AC, Buraya 2K diyecek olursak. Burası da BC uzunluğu 3K olacağından dolayı tamamı nedir? 5K'dır. 2K'nın 5K'ya uzunluğun oranının karesi. Yani benzerlik oranının karesi alanları oranına eşit değil miydi değerli arkadaşım? Alanımız ilk alanımız. 2K'ya ait ilk alanımız S1 yani e, evet S1 diyelim. İkinci alanımız bizden istenen 5K'ya karşılık gelen ikinci alanımız S1 artı S2 olacaktır. Doğru mu? S1 artı S2. Buradan 4 bölü 25 eşittir. S1 artı S1 artı S2'den ki içler dışlar çarpımı yaparız. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne gelecektir? S2 bölü S1 Evet. Ne gelecektir? 21 bölü 4 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? A seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım. Farkındaysan bir amatörü daha bitirdik. Sıra geldi. Şimdi 3. amatörde. 3. amatörde görüşmek üzere. Hoşçakal.